Herkese merhabalar canlarım, canım arkadaşlarım, oyuncak bebeklerime eşya yapım videosuyla yeniden karşınızdayım. Evet, do it yourself. Day videosu yapacağız arkadaşlar bugün. Uzun zamandır özlediğinizi biliyorum. Israrlarınıza daha fazla dayanamadım ve bugün bir challenge yapacağız. Barbie vs. OMG vs. LOL Surprise minnacık bebeklerime birer tane koltuk yapacağım. En güzeli hangisinin olacak, buna sizler şuradaki i butona tıklayarak oylarınızı kullanarak cevap vereceksiniz. Ve tabii ki sonucu yorumlarda konuşuyor olacağız. Hemen videonun başında birer like'ınızı alırım. Ben de size şöyle güzel bir kırmızı kalbimi gönderirim. Sizden hangi renk gelecekse sizin keyfinizi, zevkinizi bırakırım arkadaşlar. Bugün serbestsiniz. İstediğiniz renkteki kalbinizi bırakabilirsiniz. Bir sürü ıvır zıvır evde ne bulduysam topladım getirdim arkadaşlar. Bunların hepsini kullanarak bakalım neler yapabileceğim. LOL bebeklerimin kapsülleri var yoğunlukta. Popsi Slime dev rujumun kapağını atmamışım. Onu kullanacağım. Kapsülleri kullanacağım. Minnacık bir elyaf kullanacağım. Bunun yerine eski kazağımız falan varsa onları da kırpıp kırpıp kullanabiliriz arkadaşlar. Ya da eski sünger de olabilir. Yani eski ne varsa bugün kullanmadığımız her şeyi değerlendireceğiz. Kabaca şöyle kullanacak olduğum malzemelerimi göstereyim. Doğaçlama olarak çalışacağım için yine sizden notlarınızı alın arkadaşlar. Silikon tabancam var. Silikonum az olduğu için iğne ve iplik de yanımda getirdim. Böyle harç malzemelerim var. Bunlar eski bir etekten koparmıştım. Bantım var, makasım var, bir telim var. Böyle bir kerpetenim var çünkü biraz sert malzemelerle uğraşacağım için. Evet, bu arada aklıma gelmişken arkadaşlar hemen bir uyarı yapmak istiyorum. Lütfen sizler evlerinizde faaliyetler yaparken yanıcı, kesici, delici malzemeler kullanırken büyüklerinizin izni olmadan başlamayın arkadaşlarım. Onların onayı olsun ve mümkünse onlar yanınızda bulunsun canlarım. Hadi hemen başlıyorum. Yapıma önce hangisinden başlasam acaba? Hepsi sabırsızlıkla bekliyor arkadaşlar. Tamam, hiyerarşik sıraya göre gidiyoruz. Önce minik bebeklerimden başlıyorum. Onlar için harika bir projem var. Doğaçlama gelişti. Hemen ne bulduysam getirdim arkadaşlar. Gözüme hangi malzemeleri kestirdiysem buldum getirdim. Bu benim Life serisine ait bir kapsülüm. Hepsi olabilir, olamaz. Bakın bunun içi doluymuş. İçine iyicene doldurmam, uğraşmam gerekiyor. Oysa ki bunun içine asla doldurmayacağım. Çok kolay olacak yapımı. Minik bölümeyimi yapacak olduğum koltuk için böyle 3 tane çöp şiş kullanacağım. Gerekirse dondurma çubuğu kullanacağım. Ama öncelikle benim bir merkezi nokta bulmam gerekiyor. Çünkü inanın sonuçta nasıl bir çalışma çıkacak ortaya ben de bilmiyorum. Lütfen videomu sonuna kadar atlatmadan izleyin arkadaşlarım. Evet, ben başlıyorum. Startı verdim. Sonuçta neler olacak çok merak ediyorum. Kapsüllerimin birini taban olarak, birini de salıncak olarak kullanacağım. Hem salıncak olacak hem de onun koltuğu olacak. Önce merkez noktayı belirliyorum. 3 tane çubuğumu buraya saplayacağım. Şu an kayıyorsunuz ama bekleyin. Sizi oraya yerleştireceğim. Tamam, sıcak silikonumla plastiği delebileceğimi düşünüyorum. Evet, deliyorum ama yavaş yavaş. Hemen bu delikten içeriye çubuklarımı sokmaya çalışacağım. Sivri uçlarıyla çalışırsam bunları oraya yerleştirmem daha kolay olacak. İşte oldu. Şimdi etrafına birazcık silikon sıkıyorum ve bunları oraya iyice sabitliyorum. Çubukların üçü de ayrı ayrı duruyor. Üçünü birleştirmek için şöyle aralarına yine azar azar silikonumdan sıkıyorum. Üçünü birleştiriyorum. Kalın ve sağlam bir çubuk elde ettim. Bu benim salıncağımın direği olacak. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak arkadaşlar. Önceden bir ön çalışma yapmadım. Şimdi bir ölçü alalım kurbasını eklerken. Salıncağımın boyutunun çok uzun olmasını istemiyorum. Şu benim için yeterlidir. Kendi başına çıkabilsin diye. Evet, bu iyi. O zaman şuracıkta kesmem gerekiyor. Bunun için yine bir kesici malzeme kullanacağım. Bunun için lütfen büyüklerinizden yardım alın. Bu ölçü benim için yeterlidir. Burayı keselim. Evet, hazır. Bir zincirle tutturacağız ya da bir iple diyebiliriz. O zaman benim önce bu dondurma çubuğunu buraya sabitlemem gerekiyor. Hemen şu üçlü çubuğumun tepesine bolca silikon sıkıyorum. Dondurma çubuğumu yapıştırıyorum. İşte böyle destek yaparsam daha sağlam olacaktır. Evet, tasarımımın kuruduğunu düşünüyorum. Hemen ters çevirelim. Düzeneğim nasıl oldu arkadaşlar? Ceylin fikrin nedir? Güzel. Sağlama benziyor. Acaba salıncağı bu düzeneğe oturttuktan sonra bir kaza yaşar mıyım? Bozulur mu? Bunun için harika bir çalışma yapacağım. Böyle bir makrame ipim var. Makrame ipimden böyle böyle uzun uzun ipler kesiyorum ama göz karar yapıyorum bunu. Ama sayısının eşit olması gerekiyor. Ve Ceylin'den yardım istiyorum. Şu makası benim için tutar mısın böyle? Böylelikle size makrame yapmayı da öğretmiş oluyorum. Ben bunu çocukken çok yapardım arkadaşlar. Tabii şu anda size çok yakından göstermediğim için sonucu beğenirseniz öğret külahı derseniz bunun için ayrı bir video hazırlarım size. Şu an düzeneğin üzerinde salıncağımı tutacak bir halat yapıyorum. Halatımın da düzgün bir görünümde olmasını istiyorum. Evet, çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben beğendim. Unutmamışım bu arada. Ben bunu çok eskiden yapmıştım. Ta ortaokuldaydım. Bakın işte böyle bir şey oldu. Nasıl bir şey oldu? Böyle ördüm. Bunun ucunu
düzeneğime takacağım. Kalan kısmını da salıncağıma takacağım. İşte böyle. Zaten salıncağımın üzerine bir pin varmış. İpleri güzel güzel oradan geçireceğim. Oturma yerine sabitleyeceğim. Ölçüm aldım. İçeride kalan kısmını düğüm de atabilirim. Böyle. Kaplı ipi birbirine de yapıştırabilirim. Fazlalık ipi de şöyle keserim. Böyle. Kalan iplerin hepsini buradaki pinden geçirdim. Şimdi de onu buraya sabitleyeceğim. Yine fazlalıkları kesiyorum. Ve içini kirletmiş bulundum. İçini birazdan döşeyeceğiz arkadaşlar. Evet, salıncağım hazır. Şimdi çok önemli bir andayız. Kritik noktadayız. Acaba bu salıncağı bu düzenek taşıyacak mı? Ve taşıdı. Bebeğimin ağrından ne olacak ki? Onu zaten taşır. Hatta bu salıncak beni bile taşır. Evet Ceylin, ilk eleştiri senden almak istiyorum. Şokum. Beğenmedin. Nasıl yaptın anlamadım yani. Şimdi içinin pisliğine bakmayın. Hatta bunu birazcık daha ileri itebilirim. Geri itebilirim. Eğer çok sallanmak istiyorum, böyle havalar uçmak istiyorsam önde durmasını isterim. Biraz daha böyle relax. Sallanmasını istiyorsam salıncağımın sırtını direğe dayarım ve böyle otururum. Şimdi içine güzel minnoş bir minder yapalım. Bunun için çorap kullanacağım. Çorabım için bakın ne yapacağım. Aklıma yine bir şey geldi Ceylin. Bunun için bir salıncağımı çıkartayım buradan. Şimdi çorabı bu düzenin içine giydireceğim. Evet, bu ölçü benim için yeterli. Çorabımı şuracıktan, yani tabanın ortasına kadar kesiyorum. Bakalım olacak mı? Doğaçlama yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle çorabımı ters çeviriyorum. İç kısmı içeride kalacak. Sonra çorabımı lol kapsülüne giydiriyorum. Evet, sol düzenlememi yaptım ve son şeklim böyle. Şimdi etrafını güzelce bir kıvırarak sabitliyorum. Bebeğim böyle kuru yere mi otursun? Hayır. İçine birazcık böyle elyaf sıkıştıracağım. Bebeğim burada pofur pofur otursun diye. Tam böyle oturma yerine rast gelsin. Ve sonra sırt kısmına tekrar silikon sıkıyorum. Benim koltuğum hazır arkadaşlar. Bitti işte, bu kadar. Hemen takıyorum ve bebeklerin bir tanesiyle prova ediyorum. Drip drop, drip drop. Hadi gel bakalım, beğenecek misin? Ay çok güzel oldu arkadaşlar. Yumuşacık. Oturma yerine bile pufuduk pufuduk yaptık. Otur bakalım bebeğim. İşte oturdu. Bunu kutlamalıyız arkadaşlar. Hadi hep birlikte eleme surprise diyelim ve onu sallayalım. Evet, işte böyle. İstersem yana sallarım, istersem ileri geri. Buzucuğum nasıl oldu? Ne? Evet. İnanılmaz. Buzu da beğendiğine göre olmuştur arkadaşım, ama benim için önemli olan sizlersiniz. Eğer sizler beğenirseniz ben daha mutlu olacağım. Ya da eleştirim varsa bir dahaki sefere daha da geliştirmiş olacağım bunu. Buzucuğum, sıcak silikonumuz bitti. Şimdi bundan sonraki çalışmalarımı nasıl yapacağım Buse? Tabii ki de Tutkal'la. Tutkal'ım gelsin. Çünkü ilk çalışmamı ben geçtim bile. Tutkal geldi. Şimdi Pupsi'nin ambalaj kabıyla yapacak olduğum tabure. Tabure olacak bu. Kime göre bir tabure? İşte Spister'a göre olacak. Wow. Bakın. Tam da onun ayaklarına göre. Çok güzel. Peki ne planlıyorsun ayrıca? Nasıl bir şey yapacaksın? Tam ona uygun bir kumaşım varmış. Wow. Ne dersin Musa'cığım? Spister. Ay, görür görmez aklıma Spister gelmesi. Aslında ben bu kumaşı Neon Licious için saklıyordum. Ona kısmetmiş. Şimdi bir ölçü almak istiyorum. Şöyle yerlere kadar insin ve benim iç malzememi göstermesini istiyorum. Ölçü almak senin işin. Bu arada Buse'cim, sana yardım istiyorum. Hay hay. İğneye iplik takar mısın? Taktım. Bir yardım daha istiyorum. Hemen. Ölçümün düzgün olması için şuradan tutar mısın? Tuttum. Kumaşım da bayağı büyükmüş. Biraz çeker misin? Kendime de bundan acaba bu yaz ne yapsam arkadaşlar? Bayağıca büyük bir kumaşım var. Bakın, oho, üçümüze de yeter. Hatta Harmony'ye bile yeter. Poyra sevmez böyle bir renk. Harmony, Buse, ben, Ceylin bu yaz bu kumaştan güzel güzel ciciler dikelim bence. Bazen ölçü almaya gerek kalmıyor. Böyle yırttığımız zaman kumaş eşit bir şekilde ilerliyor. Evet. Ne? Bakın. Şaka mı bu? Eşit bir şekilde. İşte Buse'cim, pratik yöntemleri gösteriyorum. Sen de öğren yani arkadaşlarım anlatırken. Nasıl aynı boyda olabilir ya? Çünkü kumaşım eşit aralıklarla dokunduğu için yamulma yok. Yamulmadan gidiyor. Birazcık daha yapalım. Bol fırfırlı bir. Az kaldı zaten. Bence hepsini kopartıver. Aa, evet, öyle yapalım. Wow. Pratik bilgi deyince akla hemen onun adı gelir. Gül gül gül. Şimdi sıcak silikonum olacaktı ki. Ben bunu buraya güzel güzel yapıştıracaktım ama iğnem nerede? İğnem burada. İğneye ipliğim takılmış ve şimdi böyle bol bol dikiyorum. Evet, bol bol dikerek kumaşımın hepsini bitirdim. Şimdi ne yapıyorum? Kabımın etrafına onu böyle gezdiriyorum. Adeta kabın üzerine etek dikmiş oldum. İğneyle tekrar dikiyorum ve sabitliyorum. Kirlendiği zaman çıkartıp yıkayabilirim. Tekrar böyle takabilirim. Aslında hiç yapıştırma bile gerek yokmuş. Bu sabah hiç düşmüyor. Çünkü kabım aşağıya doğru böyle verevini genişlediği için düşmüyor. Ama ben yine de onu yapıştıracağım. Kumaşımı tekrar alıyorum. Üzerine şimdi puf yapacağım. Puf için oturma yerinden ölçü alıyorum. Ölçü almalarıma bayılıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Göz kararı. Asla cetvel, metre kullanmak yok. Vakit kaybı.
Ama tabii doğru olan bu değil. Siz ölçüsüz çalışmayın arkadaşlarım. Bunları ben böyle Perşembe pazarından, bizim burada bir Perşembe pazarı var. Orada çok fazla kumaşlar oluyor arkadaşlar. Oradan almıştım zamanında bir şeyler dikerim diye. Kaç sene olmuş kullanmamışım. Bu yıl tam da neon renklerin moda olduğu bir yıl. Ben bunlardan kızlara da kendime de Harmony Cibe de bir sürü bir şeyler dikeceğim. İndirimin kenarlarını dikiyorum. Her yerini dikmeyeceğim. Bir yere boş bırakacağım. Diktiğim kumaşı ters düz edeceğim. Oradan içeri elyaflar dolduracağım. Ve pufumu oluşturmuş olacağım. Evet, yastığımın kalıfını diktim. Şimdi onu ters düz edeceğim. Şimdi birazcık elyaf kopardım ve yastığımın içini dolduruyorum. Ve kılıfın içinden içeriye doğru gönderiyorum. Biraz daha pofuduk olsun diye iyice dolduruyorum. Bu kadar yeter. Şimdi açık kalan yerini tekrar dikeceğim. Şimdi pufumu yerine yerleştiriyorum. Ah, benim şimdi bu seçim bir sıcak silikonum olacak. Evet, yani. Bunu buraya ne güzel yerleştirirdim. Çok özür dilerim. Tekrar oturma yerine tutkal sürüyorum. Evet, biraz kokoşluk kazandırmak için. Şöyle dantellerle falan süslemek istiyorum. Evet, dantel mi, pompon mu karar veremedim. Bence dantel. Böyle yapalım. Köşeyi dörelim. Şöyle yapalım. Güzel bir köşe dönmeydi. Evet, yaşasın, bir sıcak silikon bulduk çünkü tutkal yapışmadı arkadaşlar. Bu tutkal sadece muhteşem güzel slime yapıyor. Kumaşı yapıştırmıyor. Tabii ki her yapıştırıcı kumaşı yapıştıracak diye bir şey yok. Köşeleri silikonumdan sürüp yapıştırıyorum. Şimdi pufumun üzerine silikon sıkıyorum ve taburenin üzerine yapıştıracağım. Evet, oradan nasıl görünüyor? Harika! O kadar uyumlu gözüküyor ki sanki yastık altın bir parçasıymış. Ve oradan puf fışkırmış gibi, çok güzel. İşte bu da böyle oldu arkadaşım. Hazırım. Hemen spacer'ı alalım ve deneyelim. Çok heyecanlıyız. Vay canına. Oturdu. İnanılmaz. Vay canına, ne kadar güzel oldu. Bayıldım anne. Ben de çok beğendim. Harika, evet. Bir tasarım oldu. Tescilini almalıyız. Kesinlikle, ben de çok beğendim. Arıyorum hala ne yapabilirim diye. Arkasına bir dayanak yapabilirdik. Başka eksik arıyorum. Hadi Bosucuğum, bana kusur bulur musun? Eksik değil de bunu böyle modern dokunuşlar yapabilirdik. Mesela sadece el koymalık yer yapabilirdik. Tek bir tarafına. Evet. Evet, silikonum yetmeyeceği için Barbie'yi yapamayacağım. Eğer Barbie bebeğime de nasıl bir şey yapacağım merak ediyorsanız lütfen bunu yorumlara yazın arkadaşlarım. İlerleyen videolarda Barbie bebeklerim için de harika birer koltuk yapmış olayım. Vay! O halatı nasıl yaptın anneciğim? Makrame. Arkadaşlarım öğrettim. Sen sor, onlar sana anlatırlar. Evet canlarım, canım arkadaşlarım. Daha çok da videosu istiyorsanız lütfen bunu da yorumlara yazın canlarım. Evet, evet, istiyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın. İyi butonuna tıklayarak drip drop'un mu yoksa spister'ın mı bu yaşasını beğendiniz? Oylarınızı kullanmayı unutmayın.